İkisi de takım arkadaşınız hocam. Sizi de izlerken zorlanmıştınız. Tabii. Şimdi Beşiktaş takımı Dortmund maçından sonra, Dortmund maçında en son tam takım gibi sahadaydı. Ondan sonra sakatlıklarla boğuştu. Hoş olmayan neticeler de aldı. Yani kötü neticeler aldı. İşte Antalya maçıydı, peşine Adana Demir maçıydı. Ajax deplasmanında zaten hepimizin korktuğu çok eksik kadroyla gidilen bir oyun. Gene eksik kadro ama biraz daha toparlanmış bir kadroyla da Sivasspor maçına geçti. Sivasspor da ligimizin kalbur üstü takımlarından, hatta geçen sene Beşiktaş şampiyon olduysa %50 Rıza Hoca'nın payı vardır. Oynadığı Fenerbahçe maçında eğer Sivasspor Fenerbahçe'yi yenmeseydi Fenerbahçe son maçı kazanarak şampiyon olma ihtimali vardı. Baktığımız zaman ideal oturmuş da bir kadrosu vardı. Sakatlarına rağmen geldi. Beşiktaş eksik bir kadroyla çıktı. Milli maç önce arasında Sergen Hoca'nın dediği gibi en önemli maçıydı. Çünkü milli maç bittikten sonra, yani milli arada takımın bütün sakatları iyileşik. Hatta Murat Hoca da söyledi. Bir tane oyuncumuz hariç, Mehmet Topal hariç. Biz tam kadroyla Başakşehir maçına hazır olacağız diye. O açıdan fire vermeden Sivasspor maçını geçmesi hakikaten önemliydi. Orada da bir kazancı oldu. Çok büyük bir kazancı Güven. Oynadığı son 6 ay maçı. O gole bakalım zaten hocam. İkisi de bence yani altyapılarda örnek gösterecek. Yani drill olarak gösterecekler. Orta sahadan derinlemesine diyor gol bir pas. İki taraftan iki bekin ortası ve Güven'in bir tanesi voley, bir tanesi kafayla hareketlenerek vurduk. İki tane gol ki ikisi voley de... Voley değil hocam, röveşata yaptırıyor İspanya'da. Yani robot şey gibi yani jeneriklik, ben onu söylüyorum yani bundan sonra çocuklarına bırakabileceği en güzel şeyi bıraktı. Bu hiçbir zaman bence devamlı şekilde televizyon ekranlarında jenerik olarak gösterilecek bir gol oldu. Güven bir kazanç oldu. Milli aradan sonra da oynayacağı ilk Başakşehir maçıyla Beşiktaş gerçek kimliğini sahaya gösterecek gibi geliyor bana. Nurettin Yılmaz ne dersin şahane gol için? Muhteşem. Ya Güven'i zaten yani çok zor bir vuruş tekniği değil mi? Var ya. Ya ilk çıktığında Şenol Hoca yanılmıyorsam oynattı onu. Müthiş bir oyuncu kazandı dedim Beşiktaş dedim ama ondan sonra bir kayıp hani gerileme dönemi yaşadı. Ama şu gol vuruşu zaten orta gelirken hazırlıyor zaten vücudunu. Tam bu taraftan gösterirken muhteşem bir gol. Ama ikinci golü de çok güzel. Yani size olmayan bir oyuncu olmasam inanılmaz bir timing. Müthiş bir kafa vuruşu. İkisi de süper. Bu jeneriklik sezon sonu en güzel gollere girecek. Belki de en güzel olacak. Golden sonra Batshuayi'nin hareketi çok güzel. Yani anladı. Tabii. Görmedi yaptığı hareketi ama anladı, böyle yapıyor. Bakıyor zaten ona. Ya, muhteşem. Ya, herkesin yapabileceği Gündüz, bir gol vuruşu değil bu. Evet, Gündüz Trabzon maçında Bakasetas'ın golünü överken Güven bir anda çıtayı yükseltti. Tabii. Bakasetas da çok farklı bir oyuncu. Dokunuştu. Ama bu vuruş herkesin yapabileceği bir vuruştu. Şimdi Beşiktaş maçında iki tartışmalı pozisyon vardı. Onları da konuşalım isterseniz. Beşiktaş'ın yediği gole bakalım önce. Sonra da o kırmızı mı sarı mı, sarı buçuktan kırmızı mı pozisyonuna bakalım hep birlikte. Çünkü çok konuşuldu, çok tartışıldı. O pozisyonlar gelecek. Evet, bu hangi pozisyon arkadaşlar? Bu Kenan Karaman'ın pozisyonu mu ilk acaba? Yok. Başlangıcı. Sivas'ın atladı. Ha, buradaki pozisyonu evet. Gökhan Hoca ile izliyorduk. Şimdi orada Rıdvan'ın çekildiği çok sosyal medyada konuşuldu. Ama o görüntüyü biz tam yakından net olarak alamadık herhalde. Bir bakalım. Çünkü programda, takım oyunu programında inceledik bunu. Tam net görüntüyü bulamadık. Yani bizim televizyonda canlı olarak seyrettiğimiz maçta ağır çekimde veriyor. Formada çekiyor. Formayı çekiyor. Öyle fotoğraflar çok dolaştı çünkü. Gökhan, o bozar mı Gökhan Hocam bir savunma oyuncusu olarak, ne dersiniz? Pardon? Oyuncuyu bozar mı? Kesin yani. Sonuçta Rıdvan, bakın Rıdvan o pozisyondan sonra hiçbir tepki vermedi. Yani kendisi bile anlamadı. Yani sadece kafasında nasıl kendi devam kaleme... Devam edelim Rıdvan'a bakacağız. Ha, nasıl kendi kaleme gol attım imajı verdi. Zaten bence herkes oradan yanıldı. Biz Mehmet'le seyrederken... Faul değil mi dedik? Ya kesin yani eliyle, şu sol eliyle tam bir itişi var. Bak, evet, formayı çekiyor. Bu aynen, şey aynen. Pozisyonu forma gibi. Bile gidiyor böyle. O biz yayınlıkta çekildiği pozisyon gibi. Çekiyor mu? Çekiyor. Forma böyle çekiyor, oynuyor yani. Formayı çekiyor. Sünüyor deyim yerine. Formayı çekiyor. Yayıncı kuruluşun ağır çekiminde çok net gösterdi. Evet. Ama Rıdvan hiç tepki göstermiyor. Hiç göstermiyor. Zaten orada biz kaldık hocayla. Şey olabilir, Rıdvan hani
kendi kaleme gol attım psikolojisiyle büyük ihtimalle o tepkiyi aynen gösteremiyor olabilir. Ama normal şartlarda... Ya da hakikaten de hani o temasın onu çok etkileyecek bir durumu olmadığı için de tepki gösteriyor. Ama formayı gördük biz yani formayı çektiğini. Eğer Berkan'ın çekilmesi foul diyorsak hepimiz... Bu da foul diyoruz. Bu da foul. Yani evet. Pedro Henrique bu çocuk kafaya çıkarken evet. Rıdvan formayla teması var. Top sıçradı. Ama hiçbir forma tepkisi de yok Rıdvan'ın. Hiç yok. Zaten problem orada. Hiç yanıltan tepki göstermedi. Yanıltan ya o herkesi. Yani bu pozisyon da belki varlık bir pozisyon. Yani VAR'a gitmesi gereken pozisyon. Düşündük. Rıdvan hiçbir tepki göstermedi ki. Şimdi biz bence hakemlerden de ben bunu sık sık duyuyorum. Bu tür pozisyonlarda futbolcunun tepkisiyle de bakıyorlar. Kendilerini haklı veya haksız çıkarıyorlar. Bakın iyi niyetli bir futbolcu iyi niyetiyle oyuna devam eder. Tamam belki pozisyon penaltıdır. Tepki vermediği için eğer biz benim kararım doğru sonucuna varıyorsak en büyük hatalardan bir tanesi o. Bence bütün bu kararları futbolcuların bu gün tepkilerini göz önünde bulundurmadan vermek. Hocam müsaadenizle bu arada gün içerisinde aktarmıştık. Antalya Spor'dan resmi açıklama da geldi. Antalya Spor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi. Tecrübeli teknik direktörle yolların ayrıldığı resmen de açıklandı ki Aspor ekranlarında bu üzücü gelişmeyi diyelim. 8. hafta kaçıncı? 9. 9. hocam. Teknik direktör. Milli takımda var. Haftaları bile geçtik yani. Ne yazık ki bir teknik adam ayrılığı daha yaşandı. Hoca kıyım. Bu arada De Souza'nın pozisyonunu hazırlarsak o da yine çok konuşuldu, çok tartışıldı. Şu pozisyonda hani Rıdvan tepki göstermedi diyoruz. İşte hı-hı. Mehmet Gökhan hocam hani dün programda herhalde daha tabii, detaylı konuştu. Görüntüyü yine bulamadık. Şey yani. Ama yani o teması da sanki Rıdvan'ı hiç, bozacak bir temas hiç görünmüyor. Gibi ama yani. O ağır çekimde biz de zaten fark ettik. O çekme ağır var çekim ama ağır çekim ama, çok ama, şeydi. Ama forma geliyor. Biz yani Gökhan Hoca ile özellikle kaldık biz. Yani net bir çekim var esasında. Ya o çekme havadayken çocuk zaten ama böyle sonuçta bir şey çekmiş. Kafayı çeviriyor hocam, mu zaten? Kurallar der ki formadan tutabilir. O tutma seni bozmuyorsa, rahatsız etmiyorsa o faulün çalınması gerekiyor. Ama kendi kalesine gol atıyor. Şimdi işte, o tutma var olduğu kesin. Ben buradan da görebildim evet. onu. O uyarıdan sonra. Ama kafa Gökhan, darbesini etkileyen bu kadar etkilendi. Şu an mesela hiçbir şey yok gibi görünüyor. Ama evet. biz baktık. Gelelim De Souza'nın pozisyonuna. Gelmeyelim bence. Hocam kararınızı merak bu, ediyorum. Bu mesela çok baş ağrıtacak bu pozisyon. Bundan sonra çok fazlasıyla baş ağrıtacak. De Souza bu pozisyona uzun sürede itiraz etti. Bence itiraz etmedi. Bak burada sarı kartı görünce o hiç güzel dedi. O biliyor çünkü ne yaptığını. Burada şimdi hakeme bakıyor. Sarıyı verince zaten böyle şey yaptı. O biliyor ne yaptığını. Şimdi burada maçın kırılma anları vardır. İşte Beşiktaş 1-0 önde. Güven'in topla çevirdiği Uğur'un elle aldığı evet, bir penaltı pozisyonu var. Yani şimdi o pozisyonu görmemek için normalde kör olmak lazım. VAR'ın çağırmaması için VAR'dakilerin de kör olması lazım. Şimdi buradaki o maç belki olsa 2-0 olacak. Buradaki Joseph'un pozisyonu, De Souza'nın pozisyonu da konuşacak bir şey yok. O dediğiniz pozisyonu da geldi hocam. Yani görmeme da, şansı yok. Bunu da görmeme şansı yok. Resmen elle alıyor yani Uğur. Arkasında Batshuayi var. Top geçiyor yani zaten. Top geçse boş kaleye geçecek. Kenan da var hocam. İşte Batshuayi yani ikisi geçti. De zaten topu doğru hareket eden. Top geçti yani maç 2-0 olacak. Yani buradan gol olacak. 2-0 olacak. Ondan sonra da De Souza'nın pozisyonunda da yani her şey ortada zaten. Her sakatlayıcı şey bir derken, darbe değil mi? Hocam, kırmızı kart ne bekliyor? Yani kırmızı kart. O yüzden, yok. Göstermeyelim. Yani, iki maç, hangi maç oynamıyor? Galatasaray maçı da var galiba. Başakşehir Galatasaray mı? Yani şey olarak diyorum ben. Burada hani adalet olarak bahsediyorsa penaltıyı da vereceksin. Burada kırmızı kart da vereceksin. Vereceksin yani burada. Hani şimdi bu görüntüyü görüp bu görüntüden sonra ya hakem sarıyla geçti öyle yaptı öyle olma. Zaten kurtarmaz. Mehmet hocam dediği gibi ya şey hani sarıyı Mehmet hocam dedi ki sarıyı görünce adam sevindi zaten hemen çekildi kenara. E tabii hocam bir de çünkü hocam, hareketin görüntüsünde bak farkında geldik bir de zaten. Doğrusu, farkında. Pozisyonda Aşil tendon gider yani bu oyuncunun devam etmesi mucize o pasmayla. Aynı pozisyonda benzer Vitorigo yaptı. Pat diye hemen attı. Atacak. Kim var takımın tabii veya canım, kişinin kesinlikle. Kim olduğu önemli tabii değil. Canım bu ya. Hareket varsa işin içinde atacak. Zaten o yüzden hakemleri konuşuyoruz. Evet. Ya bir standart yok. Sıkıntı yok. Orada. Hocam dünyanın her yerinde bu hareket kırmızı kart.
Hele görüntüyü gördükten sonra hele VAR'daki de gördük. Hocam VAR olmasa desen ki bu pozisyonu yakalayamadı. Açısı kötüydü. Şimdi VAR da var. Evet. Şimdi bize VAR olmasa yok. Kaçıracak pozisyon. Ki VAR kırmızı kartlara müdahale ediyor. Daha normalde VAR girmesi lazım. Müdahale yani etmesi lazım. Direkt arayacak. Tabii. Herhalde şimdi bizim yerimizde Sousa otursa, o da buradan pozisyonu görse, o da bizim söylediklerimizi söyleyecek. Mehmet'in şey dediği gibi o şu an çok mutlu. Pozisyondan canım sonra. Sarı kart iki maç alacak. Kırmızıyı beklerken Beşiktaş sarı. Beşiktaş için çok büyük sıkıntı. Tabii. Bak birçok sakata düzelecek oyuncu. Ama yerini dolduramayacağın bir oyuncu bu. Yapmışındır bir hareket. Yerini dolduramayacağın bir oyuncu. Sarı geldiği zaman şey olmaz mısın? Rahatlarsın nasıl, böyle. Nasıl şey oldu ya?